Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Leylak Çiçeği Bölüm 2. Küçük bir kız çocuğu iken çok mutluydu. Tek sığınacağı, güven duyduğu adam babası yanı başındaydı. Küçüktü ama umutları ve hayalleri büyüktü. Babasına olan sevgisi büyüktü. Babası yanı başındayken hiçbir şeyden korkmuyordu. Yüzü gülüyor, kalbi gülüyordu. Mutluydu, huzurluydu. Ama bir gün o mutluluk kendisine çok görüldü. Alındı elinden mutluluğu ve küçük kız karanlığa terk edildi. Yanı başındaki herkesten nefret etti. Yüzündeki gülümseme soldu. Kendisini bu karanlığa iten annesinden iyice nefret etti. Zaten hiçbir zaman annelik yapmamıştı ki ona. Babasına kavuşacağı günü iple çekerek yaşamaya devam etti. Yaşadığı hiçbir şeyden memnun olmadı. Hayata dair sevinci de tükendi. Tek derdi babasına kavuşmaktı. O yüzden kendisi için hayatın bir anlamı bile kalmamıştı. Ocak 2019. İstanbul yeni bir güne merhaba demeye başlamıştı. Haftalardır yağan yağmur halen devam etmekteydi. Asuman kaldığı rezidansın 39. katından kahvesini yudumlayarak büyük cam pencereden şehri izledi. Yıllardır görmediği İstanbul yine aynıydı. Köprü yine kalabalıktı. Hafta sonu olmasına rağmen insanlar bir yerlere yetişme telaşındaydılar. Aslında genç kadının hayali yeşilliği bol olan güzel ve ferah bir köyde yaşamaktı. Bu beton yığını olan şehirde yaşamak istemiyordu. Binalar da, insanlar da çok yapmacık geliyordu. Birden salonu dolduran telefon sesiyle irkildi. Yarım kalan kahvesini sehpanın üzerine bırakarak telefonu eline aldı. Hiç konuşmak istemediği kişi arıyordu. Bütün keyfi yerle yeksan olmuştu. Telefonu açarak usançla kulağına götürdü. Söyle, sana da günaydın. Normalde insanlar telefonlarını açarken selamlaşır. Sen telefonları hep böyle mi açarsın? Asuman karşıdan gelen sitemle sinirlenerek nefesini soludu. Yüzüne gelen kısa saçlarını kulağının arkasına koydu. Hayır, sadece sana özel. Senden başka arayanlara selam veririm. Asuman, ben senin annenim. Benimle böyle konuşamazsın diyerek sinirlendi Berna Hanım. 30 yaşındayım ve nasıl davranacağıma sen karar veremezsin. Şimdi neden aradığını söyleyecek misin yoksa kapatayım mı diyerek kesin ve net konuştu. Bir saat sonra benim gittiğim masaj salonuna gel. Adresi sana atıyorum. Seninle konuşmam gerek. Ayağına çağırma. Ne diyeceksen telefonda söyleyebilirsin. Yüz yüze konuşmamız lazım. Seni bekliyorum diyerek kapattı telefonu. Asuman telefonu koltuğa fırlatarak parmaklarını sinirle saçlarına geçirip çekti. Başına ağrı girmeye başlamıştı. Emindi ki bundan sonra midesi de ağrıyacaktı. Odasına giderek pijamalarını çıkarıp bacağına siyah pantolon geçirip üzerine koyu lacivert kazağını giydi. Omuzuna düşen saçlarına elleriyle şekil verdi. Olduğum olası makyaj yapmayı sevmezdi. Bu haliyle kendini rahat hissediyordu. Siyah kabınını giyerek telefonunu ve cüzdanını ve arabasının anahtarını alarak çıktı. Asuman bir saat sonra masaj salonuna geldiğinde arabayı valeye vererek içeri girdi. Annesinin bulunduğu odaya yöneldi. Yanına gelen kızı fark ederek selamladı. Berna Hanım'a geldim. Hoş geldiniz Asuman Hanım. Berna Hanım sizi bekliyor. Buyurun diyerek yolu gösterdi. Tatlı ve sevecen bir şekilde. Teşekkür ederim diyerek annesinin yanına girdi. Annesi çoktan masaj yaptırmaya başlamıştı. Ellerini kabanının cebine sokarak sabırsızca beklemeye koyuldu. Berna Hanım kızının sabırsız bekleyişini görerek masaj yapan kadına dışarı çıkmasını söyledi. Kadının çıkmasıyla Asuman hızla konuya girdi.
Ne diyeceksen söyle. İşlerim var. Bir müvekkilimle görüşeceğim dedi. Yalan söylemişti aslında. Müvekkiliyle konuşmayacaktı. Sadece burada daha fazla kalmak istememişti. Yıllar sonra Kıbrıs'tan geliyorsun ve annenle böyle mi konuşuyorsun? Yıllar geçmiş ama sen hiç değişmemişsin diyerek doğruldu Berna Hanım. Ben de yıllardır uzaktaydım ama beni bir kere bile aramadın. Dayımla bir olup beni Kıbrıs'a yolladın. Sayenizde bir kez daha insanlara olan güvenimi kaybettim. Şimdi bana insanlık dersleri verme de konuya gir. Kıbrıs'a gittiysen de tatile gitmedin. Bak sayemizde çok iyi bir avukat oldun. Gelir gelmez hemen iş almışsın diyerek pişkinlikle güldü Berna Hanım. Konuşacak mısın yoksa gidiyorum diyerek kapıya yöneldiği sırada annesinin konuşmasıyla durdu. Akşam yalıda yemek var. Yeni ortaklarımız yemeğe davetli. Aile olarak bir arada olmalıyız. Tüm camia senin geldiğini duydu. Gelmezsen ayıp olur. Hem baban senin de bulunmanı istedi. Baba kelimesiyle Asuman hiddetlenmişti. Ellerini cebinden çıkararak işaret parmağını annesine doğru salladı. Laflarına dikkat et. O adam benim babam değil ve asla olmayacak. Yemeğe de gelmiyorum. Ben asla sizin ailenizden değilim diyerek çıkışa yöneldi. Geleceksin Asuman. Sen kabul etsen de etmesen de Kenan senin baban. Bunu kabullen artık. 25 yıl oldu. Kenan'ın kızı beni annesi olarak kabullendi ama sen onu baba olarak kabullenmedin. Asuman eli kapıda beklerken sinirle kapının kulpunu sıktı. Öfke bir ateş olmuş tüm vücudunu yakmaya başlamıştı. Ateş püsküren gözlerini annesine çevirdi. Berna Hanım kızının gözlerine bakarak vücudundaki havluyu düzeltiyordu. Berna Hanım, haddini bil. Ben senin üvey kızın gibi değilim. Kocanın bana tacize bulunduğunu biliyorsun. O yüzden sırf para için sustun ve beni de susturdun. O eve asla adım atmam. Ne haliniz varsa görün diyerek tekrar kapıya yöneldi. Annesinin sesiyle sustu. Gelmezsen diyerek sustu Berna Hanım ve kızını incelemeye koyuldu. Ne tepki vereceğini merak ediyordu. Gelmezsen o çok sevdiğin avukatlık mesleğini kaybedersin. Seni herkese rezil ederim. Bunu yaparım biliyorsun. Ben de senin gelmene pek hevesli değilim lakin kendimi asla rezil duruma düşürmem. Asuman alayla gülüp arkasını dönerek annesine baktı. Gözünde gittikçe küçülen kadını küçümseyerek izledi. Sen oldum olası hep parayı sevdin. Sen para için babamı ve beni öldürmeye kalktın. Planın ters tepti, babam öldü ama ben hayatta kaldım. Gerçi o zaman ben de öldüm çünkü yaşama sevincim kalmadı. Şimdi beni böyle tehdit etmene şaşırmadım. Her zamanki Berna Taşkın. Beni bunlarla tehdit edemezsin. Kocanın bana sarkıntılık edeceğini bile bile beni o eve çağırıyorsun. O yüzden senden nefret ediyorum diyerek hızlı odadan çıktı. Valenin getirdiği arabasına binerek son sürat gaza bastı. Nereye gittiğini bile bilmeden İstanbul'un yollarını gezindi. Okçuluk kursuna gelerek arabasını park edip binaya girdi. Yıllardır görmediği hocasıyla hasret giderdi. Tekrar okçuluk kursuna gelmek istediğini söylediğinde hocası öğrencilere ders vermesi şartıyla kabul etmişti. Asuman kabul ederek hocasının yanından ayrıldı. Yanında uygun kıyafet olmadığı için boş salona girdi. Sıkıntısını atmak ve kafa dağıtmak için 15 yaşındayken okçuluk kursuna yazılmıştı. Arada bir gelmesine rağmen gayet güzel öğrenmesine rağmen kursu bırakmamıştı. Kıbrıs'a gittiği zaman sevdiği sporu yapamadığı için kendisini boşlukta da hissetmişti. Ok çantasını sırtına alarak hedef tahtasına okları birer birer atmaya başladı. Her attığında aklına annesinin sözleri geliyor, hırslanıp okları öyle atıyordu. Üvey babasını görmek midesini bulandırıyor ve ürkütüyordu. Bu akşam göreceği için midesine kramplar girmeye başlamıştı. Babasını hatırladı. Asuman onun şefkatli ve merhametli bakışlarını hatırladı. Gözleri dolarak yayına koyduğu oku yere indirip geçmişe doğru yol aldı. Babasının ölümünden hemen hemen birkaç hafta sonra annesi Kenan Bey ile evlenmişti. Kendi öz kızına zerre annelik yapmayan annesi, Kenan Taşkın'a iyi gözükmek için kocasının bir yaşındaki kızına
ve sonradan doğurduğu kendi öz oğluna annelik yapmıştı. Annesine göre para önemliydi ve para için her şeyi yapardı. Asuman, üvey babasının ilk tacizine 13 yaşındayken maruz kalmıştı. Küçük aklı, şu an çok korktuğu için ne olursa olsun hemen annesine sığınmasını söylemişti. Karşılığında ise Asuman annesinden dayak yemişti. Annesi odasına kilitlemiş ve kendi öz kızını günlerce aç bırakmıştı. Kocasına iftira atmakla suçlamıştı. Küçük Asuman, yakın gördüğü annesinden yıllar sonra tekrar darbe yemişti. Gece yatağına yattığı zamanlar hep korkar, gözleri kapıya kenetli bir şekilde yatardı. Bazı geceler uykusuz kalırdı. Kapısını kilitlese dahi o adam bir şekilde yolunu bulur ve odasına gizlice sızardı. Yalnız ve çaresiz kalmıştı. Küçük Asuman'ın sığınacağı hiç kimsesi yoktu. 13 yaşında olmasına rağmen vücudu gidişatlıydı. Esmer güzeliydi. Uzun siyah saçları belini dövüyordu. Üvey babasının ellerinden çok korkmuştu. Ardından çığlık atmak isterken üvey babası eliyle ağzını kapatmıştı. Ağlayarak çok çırpınmış ama sesini dahi duyuramamıştı. O gün odaya kız kardeşi Cemre'nin gelmesiyle kurtulmuştu. Ama üvey babası bir şekilde anahtarı bulup tacizlerine devam ederken küçük kız çareyi evden kaçmakla bulmuştu. Bursa'da dayısının yanında yaşayan anneannesine sığınmış ve onun yanında yaşamaya başlamıştı. Babası saçlarını çok sevmesine rağmen sırf üvey babası dokunduğu için saçlarını kesip atmıştı. Annesinin evine gitmemişti bir daha. Aralarda gitmek zorunda kaldığı zaman üvey babasının sözlü tacizlerine maruz kalıyordu. Annesi de sanki bir yükten kurtulmuş gibi rahatlamıştı. Kızının nerede yaşadığını bile sormaya tenezzül etmemişti. Asuman mesleğini eline aldıktan sonra anneannesinin yanından ayrılıp kendisine rezidansta bir daire kiralamış ve böylece insanlardan tamamen uzaklaşmıştı. Geçmiş yüreğine ve aklına zehirli bir yılan gibi gelip çöreklenmişti. Genç kadının canına acıta acıta zehirini akıtmıştı. Genç kadın duyduğu öfke ve sinirle okunu kaldırarak hedef tahtasına attı. Sanki annesini ve üvey babasını vuruyordu. Ya da tüm erkekleri vuruyor gibiydi. En çok da kendi acizliğini vurmak istedi. Hiçbir şey yapamamasına sinirlendi. Okları ardı ardına atıp bir nevi rahatladığını hissetti. Ok çantasındaki tüm okları bitirdiğinde duyduğu alkış sesiyle irkildi. Gözlerini alkışlayan kişiye çevirip kısık gözlerle baktı. Daha biraz önce tüm erkekleri vurmuş gibi hayal etmiş ve rahatlamıştı. Hemen anında karşısında biten adama sinirle baktı. Bravo! Tebrik ederim. Hepsini tam 12'den vurdun. Ok atma da ustasın sanırım, dedi sesin sahibi hayretle. Bir yandan da gözleri hedef tahtasına gidip geliyordu. Asuman bir şey demeden oturma yerlerine yürüyerek ok çantasını ve yayını yere bırakarak oturdu. Su şişesinden su içerek soluklandı. Terlemiş ve topladığı kısa saçları terden ensesine yapışmıştı. Bileğinde duran tokayı çıkarıp saçlarını topladığı kadarıyla tepesine topladı. Kendisini alkışlayan adam yine yanına gelerek oturmuştu. Ne zamandır geliyorsun? Bayağı mahirsin. Bense halen öğrenmeye çalışıyorum. Asuman kızgın bakışlarını yanında oturan adama yöneltti. Ama adam başka yere baktığı için Asuman'ın kızgın bakışlarını görememişti. Asuman kendisine tanıdık gelen sima ile gözlerini kıstı. Dikkatlice bakarak kim olduğunu çıkarmaya çalıştı. O sırada adamın bakışları kendisine dönünce hızla bakışlarını kaçırdı. Merhaba, ben Mirza Kerem Şah. Balıklama atladım ve kendimi tanıtmadım. Kusura bakma diyerek elini uzatıp tebessüm ederek Asuman'a baktı. Asuman aklına gelen sahne ile gözlerini büyüttü. Yıllar sonra Mirza ile karşılaştığı için şaşırdı. Yüreğinin en ücra köşesine attığı duyguları kendini gösterir şekilde kıpırdanmıştı. Kıbrıs'a giderken tüm geçmişini arda bırakarak gitmişti. Herkese küs ve dargındı. Arkadaşlarıyla dahi görüşmemişti. Asuman gayri ihtiyari ellerini uzatarak tokalaştı. Merhaba, ben Asuman Ateş diyerek ellerini hızlıca çekti. Mirza karşısındaki kızın elini aniden çekmesini garip bularak elini saçına atarak karıştırdı. Yüzün ve ismin bana çok tanıdık geliyor ama nereden tanıyorum?
Tanışıyor muyuz? Yoksa burada mı karşılaştık diye sordu Mirza. Ben uzun müddet yoktum, yeni geldim. Burada gördüğünü de sanmıyorum diyerek yılların değiştirdiği Mirza'yı şaşkınlık içinde izledi. 6 sene önce saçları uzun, sakalsız, zayıf, körpe delikanlı olan adam şimdi çok değişmişti. Kilo almış, kas ve vücut yapmıştı. Saçlarını kestirmiş, keskin yüz hatları ortaya çıkmıştı. Saçının arkası kısa, önleri uzundu. Ön saçlarını kendi halinde bırakmıştı. Yüzüne ise kirli sakal bırakmış, hafif çekik gözleriyle çok yakışıklı bir adam olmuştu. Asuman bu halini daha iyi bulmuştu. Zira o ergen çocuk gitmiş, yerine olgun bir adam gelmişti. Asuman genç adamı incelediğini fark ederek hızla gözlerini başka yöne çevirdi. ''Ben seni tanıyorum.'' Neden böyle söylemişti anlayamadı. Mirza'nın kendisini hatırlamamasını içerlemişti. Çünkü Mirza kendisine babasından sonra çiçek veren ilk adamdı. O çiçek vermesi bir oyun olsa da Asuman'a babasını hatırlatmıştı. Mirza yüreğine değen en saklı mahremiydi. Diline dahi getirmediği en gizli, en güzel sevdasıydı. Mirza gözlerini kısarak düşündü. Sonra aklına gelenle tebessüm etti. Tanıman çok normal. Magazin benden çok bahseder. Magazinle ilgilenmem. Ben seni çok önceden tanıyorum deyiverdi hemen. Mirza'nın kendisini tanımamasına da bozulmuştu. Mirza geçmişi düşünmeye çalıştı ama bir türlü Asuman'ı hatırlayamamıştı. Yok, tanıyamadım. Biraz daha ipucu verirsem tanırım. Hafızam hiç kuvvetli değil. Lütfen kusura bakma. Asuman tam geçmişi anlatacakken Mirza'nın parmağında alyans görmesiyle diyeceği kelimeyi aniden yuttu. Evlenmişsin dedi hayal kırıklığıyla. Mirza parmağını kaldırıp yüzüne sevgiyle baktı. Yok, henüz evlenmedik. Düğün 3 hafta sonra. Sonra boşanmak için kapı kapı gezmeyin diyerek hissiz gözlerle baktı Asuman. Evliliğe de aşka da inanmıyordu. Şu zamana kadar yüzlerce çiftin boşanmasına avukatlık yapmıştı. Neden öyle diyorsun ki? Ben Sare'yi çok seviyorum, o da beni çok seviyor. Biz ölene kadar asla ayrılmayacağız. Bu tezini nasıl elde ettim bilmiyorum ama her çift illa da boşanacak diye bir kaide yok. Asuman Mirza'nın ciddiyetle söylediği kelimelere dikkat kesildi. İnanmak istemese de karşısındaki adamın yüzü çok ciddiydi. Asuman bu durumdan etkilenmişti. Yine de bildiğini okumaktan geri durmadı. İçinden bir yerlerden gelen kıskançlığının önüne geçememişti genç kadın. Aşık olan ve severek evlenenler nikahta hastalıkta, sağlıkta, iyi günde ve kötü günde diye söz veriyorlar. Sonra ilk kötü günde boşanmak için kapı kapı avukat kesiyorlar. O kötü günleri beraber atlatalım diye uğraşmıyorlar. Birlik ve beraberlik üzerinde durmuyorlar. Hemen ayrı düşüncelere sahip oluyorlar ya da menfaati uğruna evli kalıyorlar. O yüzden ne evliliğe ne de aşka inanmıyorum. Ama umarım sen kapıma gelmezsin diyerek zoraki tebessüm etmeye çalıştı Asuman. Mirza şaşırmış halde işaret parmağıyla Asuman'ı gösterdi. Sen avukat mısın? Evet, boşanma avukatıyım. Yüzlerce çiftin boşanmasında avukatlık yaptım. Mirza kaşlarını kaldırıp hak verdi. Biz senin boşandığın çiftler gibi olmayacağız. Sare ile ölene kadar beraber olacağız. Umarım ama sanmıyorum diyerek sinirli ayağa kalktı Asuman. Neden sinirlendiğini anlamamıştı. Gitmeliyim diyerek Mirza'nın konuşmasına fırsat vermeden salondan çıktı. Asuman arabasını garaja park ettikten sonra yalının önünde durarak devasa büyüklükteki yalıyı öfkeyle izledi. Üşüyen ellerini kabanının cebine koyarak ısınmaya çalıştı. İçeri girmektense donmayı tercih ederdi. Üvey babasını göreceği için şimdiden midesine kramplar girmeye başlamıştı. Derin bir nefes alarak gözlerini kapattı. Yaşadığı bu durum resmen bir Çin işkencesinden ibaretti. Yıllar sonra tekrar maruz kalmak zorunda kalıyordu. Yavaş adımlarla yürümeye koyuldu. Gecenin sessizliğini topuklu ayakkabısından çıkan tok sesler bürüyordu. Asuman her ne kadar dışarıda güçlü bir iş kadını gibi gözükse de şimdi bir çocuktan farkı yoktu. Onu koruyup kollayacak bir yakanı dahi yoktu. Asuman titrek eliyle kapının ziline bastı. Çok geçmeden kapı hizmetli tarafından açıldı. Asuman içeri girerek
kabanını hizmetliye verdi. Ürkek ve korku dolu bakışlarla etrafı süzdü. Sanki bir yerlerden üvey babası çıkacak ve sözlü tacizlerine başlayacaktı. Ablacığım! Asuman duyduğu çığlık ve akabinde de arkadan birisinin kendisine sarılmasıyla sıçramıştı. Korkmuştu. Üvey babası geldi sanmıştı. Parmağıyla damağını çekerek konuştu. Korkuttun beni Cemre. Sana kaç defa dedim arkamdan bana yaklaşma diye. Cemre ablasına arkasından sıkı sıkı sarılıp başını öne doğru uzattı. Tatlı ve sempatik bir şekilde dişlerini göstererek güldü. Asuman kızmaya çalışarak üvey kardeşine baktı. Özledim seni abla, hoş geldin. Geleli bir ay olmuş, neden beni görmeye gelmedin? Asuman bakışlarını üvey kardeşine çevirerek önüne döndü. Kardeşinin başını göğsüne yaslayarak koyu kumral saçlarını okşadı. Kardeşi babasının aksine çok iyi niyetli, saf, temiz kalpli ve asla kötülük düşünmeyen birisiydi. Bunca kötü kişilerin arasında bozulmadan tertemiz yaşamıştı. İşlerim çok yoğundu, kusura bakma canım diyerek kardeşinin başını göğsünden kaldırdı. Yüzüne hoşlayarak tebessüm etti. Bunu telafi edebiliriz. Bana gel, bende kalabilirsin. Kapım sadece sana açık. Cemre gözlerini üzüntüyle devirip yanaklarını şişirdi. Yanakları üzerinde bulunan ablasının elleri üzerine ellerini koydu. Asuman boyu kendisinden küçük olan, 25 yaşına gelmesine rağmen hala küçük bir kız gibi olan kardeşine gülümsemeye devam etti. Taşkın ailesinden sadece üvey kardeşini ve İzmir'den üniversitede okuyan anne erkek bir kardeşi Gökhan'ı seviyordu. Abla, halen ayrı mı yaşayacaksın? Eve gelsen olmaz mı? Biz de yaşasan. Hem belki zamanla babam ve annemle de barışırsın. Gökhan da yok. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Asuman ellerini indirerek paltosunun cebine soktu. Cemre, bu benim sorunum. Bu evde kalamam. Lütfen beni bu konuda zorlama. Yoksa seninle de konuşmayacağım diyerek arkasını döndü. Tam gidecekti ki kardeşi önüne geçerek kollarını açtı. Tamam, özür dilerim. Bir daha asla sana kal demeyeceğim. Sana gelip sende kalacağım diyerek tatlı haliyle güldü. Kardeşinin gülmesiyle Asuman da güldü. Seni gülerken görmek ne kadar güzel Asuman kızım. Gülmek sana çok yakışıyormuş. Asuman arkadan duyduğu sesle tüm bedenine iğneler saplanmış gibi irkildi. Bedeni taş kesilmiş, elleri buz gibi olmuştu. Saç uçlarına kadar öfkeyle titredi. Cemre gülerek merdivenlerden inen babasının yanına gidip koluna girdi. Baba, bak ablam gelmiş. Sen de özledin değil mi? Çünkü ben çok özledim diyerek babasını çekiştirip ablasının önüne getirdi. Kenan Bey ağzını yayarak iğrenç bir şekilde tebessüm etti. Kızına fark ettirmeden Asuman'ı baştan aşağı süzdü. Çok özledim tabii ki de. Evine hoş geldin Asuman diyerek göz kırptı Asuman'a. Asuman hiç hareket etmeden olduğu yerde zoraki yutkundu. Yıllar sonra gördüğü için midesine birden kramp girmişti. Bu adamı dava edemediği için de kendinden nefret etti. Neyden korkuyordu bilmiyordu ama bu adamın karşısında kendisini zayıf ve güçsüz hissediyordu. Elinde kanıt olmadığı için de bu iğrenç adamı şikayet edemiyordu. Çünkü bir keresinde şikayet etmiş, Kenan Bey şöhretini ve parasını kullanarak sessiz sedasız kimse duymadan kurtulmuştu. Bizi kendinden mahrum ediyorsun Asuman. Annen de kardeşin de seni özlüyor. Baban olarak ben de kızımın yanı başımda olmasını istiyorum. Sizden ayrı yaşamak bana zor geliyor diyerek konuşmasına devam etti Kenan Bey. Asuman'ın göz bebekleri dahi titriyordu. Nereden buraya gelmişti, hangi akılla gelmişti kendini sorgularken buldu. Annesi birkaç kez iftira atarak rezil ettiği için korkusundan gelmişti belki de. Başka bir sebebi de yoktu. Şimdi ise buradan çıkıp gitmek istiyordu ama bacaklarında güç yoktu. Adım atmak istese olduğu yerde düşer kalırdı. Ben kendi evimde de. Ayrı yaşamaktan da mutluyum. Hakkımda ne derseniz deyin, ne söylentiler yayarsanız yayın, asla bu eve adım atmayacağım dedi sadece Kenan Bey'in anlayacağı dilde. Gerçekten Cemre bir şey anlamamış, babasına sorular soruyordu. Bilmiyorum kızım, ablan hangi konudan bahsediyor anlamadım. Sanırsam davaları çoktu, aklı karıştı diyerek kızını geçiştirdi. Asuman çok iyi biliyordu. Hakkında her gece bir erkekle yatıp kalkıyor, otellerde barlar gününü gün ediyor diye haberleri üvey babası çıkartıyordu. Kendisini bezdirip Türkiye'ye gelmesini
Hatta yalıya gelmesini istemişti. Ellerini yumruk haline getirip sıkıca sıktı. Asuman hoş geldin. Ben de seni bekliyordum. Gelsene. Asuman salon kapısından içeriye seslenen Buğra'ya baktı. Buğra, Kenan Bey'in ablası Hasret Hanım'ın oğluydu. Hasret Hanım kocasından boşanınca kardeşinin yanına gelip yerleşmişti. Asuman'a iyi davranır ve severdi Buğra. Asuman imdadına yetişen kurtarıcısı ile hemen yanına gitti. Beraber salona girerken Buğra endişeyle sordu. Dayım seni incitecek laflar ediyordu değil mi? Asuman başını sallayarak Buğra'yı onayladı. Derin bir nefes alarak verdi. Titremesine mani olamıyordu. Buğra bardağı su doldurup Asuman'a uzattı. Asuman suyu alarak koltuğa oturdu. Neden geliyorsun buraya Asuman? Bizimkilerin huyunu biliyorsun. Gelmek ya da yemeklere katılmak zorunda değilsin. Kıbrıs senin için çok iyi bir yerdi. Neden geldin buraya? Orada kalsaydın. Asuman halen titreşmekte olan gözlerini Buğra'ya çevirdi. Kendisinden 2 yaş büyüktü ve bu zamana kadar Asuman'a abilik yapmıştı. Asuman kimseye anlatamadığı sıkıntısıyla başını yere eğdi. Buğra'nın bir şeylerden haberi yoktu. Dayısının kendisine kötü davrandığını sanıyordu. Beni İstanbul'da çağırdılar. Gelmek zorunda kaldım. Bir de burası ailemin olduğu yer. Tabii ki geleceğim. Yarın eşimle beraber Amerika'ya dönüyorum. Bizimkiler değişmiştir sandım ama bugün gördüm ki zerre kadar değişmemişler. Aklımda sende kalacak. Seni üzmelerine izin verme, tamam mı diyerek abi edasıyla Asuman'ın omzunu tutarak cevap bekledi. Asuman zoraki tebessüm ederek başını sallayınca Buğra keyifle tebessüm ederek ayağa kalktı. Sen burada otur, ben İrem'i çağırıyorum. Beraber hasret gideririz. İlerleyen saatlerde misafirlerle Asuman iyice gerilmişti. Midesi ağrıyordu. Annesinin laf sokmasına ve iğneleyici konuşması, üvey babasının bakışları, Kenan Bey'in ablası Hasret Hanım ve annesi Feyza Hanım'ın nefret dolu bakışları altında çok zor bir gece geçirmişti. Sonunda eve geldiğinde üzerini değiştirmeden hızlıca kendini yatağa attı. Midesinin ağrısına rağmen uyku ile mücadele etmiş ve yine yarım yamalak uyku ile sabahı zor etmişti. Geçer zaman. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.